Hadisenin dava açtığı Seren Serengil canlı yayında fena patladı. Zarrab'ın avukatından mesajları teyit ettim. Hadiseye dava açacağım Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığını iddia ettiği hadisenin şikayeti üzerine dün adliyeye giderek ifade veren Seren Serengil, Ebru Gündeş'i şahit olarak yazdırdı. Bugün kendi programında konuyla ilgili konuşan Serengil, Zarrab'ın avukatını arayarak ifşa olan mesajları teyit ettim. Ebru Gündeş'e sormadan onu şahit yazdım. Artık herkes her şeyi anlatsın dedi. Serengil konuşmasının devamında da Hadise'ye kendisine iftira attığı için dava açacağını söyledi. Ünlü şarkıcı Hadise, Söylemezsem olmaz programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Seren Serengil dün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek basın suçları savcısına ifade verdi. Bugün canlı yayında konuyla ilgili konuşan Serengil, hadiseye tepki gösterdi. Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik, dedi. Bugünkü canlı yayında konuşan Seren Serengil, kimseye haksızlık yapmadıklarını ve iftira atmadıklarını söyledi. Zarrab ve hadisenin mesajlarını teyit etmeden yayınlamadıklarını söyleyen Serengil, şunları söyledi, yayında iftira atmadık, mesajların arkasındayız. Reza Zarrab'ın avukatını arayarak mesajların ona ait olduğuyla ilgili teyit aldım. Mesajların doğru olduğunu öğrendim. İftira atıyorlar diyorsun da biz bunu niye yapalım? Biz bu zamana kadar kimseye iftira atmadık. Böyle olsaydı milyonlarca lira öderdik, Rütük ve Kanal izin vermezdi. Böyle bir şey olamaz. Ben bu mesajları geçen sene gördüm ama ifşa etmedim. Bana fake hesaptan geldiğinde avukatı arayıp sordum. Bu sene de bunların ilişkisi olduğu iddia edildiği için mesajlar gündeme geldi. Gazete ve diğer siteler bu mesajları yayınladığı için ben de konuşurum dün adliyeye gittiğimde Ebru Gündeş'i şahit olarak yazdım. Ondan özür dileyerek ve iznini almadan. Bize çamur atılmasını kabul etmiyorum. Ebru Gündeş boşanma davasında da bundan bahsetti. Ben o davada adı geçen ünlü kadının kim olduğunu söylemesini istiyorum. Reza Zarrab'ın eski avukatının da dinlenmesini istedim. Kim yalan söylüyor, söylemiyor öğreneceğiz. 300 tane mesaj var bunları ben mi yazdım? Adise'ye bu konuyla ilgili iftira davası açacağım. Böyle bir şey mümkün bile değil.